Merhaba, hoş geldiniz. Okuma yolculuğumuza Maxim Rodinson'un İslam ve Kapitalizm kitabıyla devam ediyoruz. Kitapta iki tane motto olabilecek cümle vardı. Her özgürlüğün bedeli ödenir ve her kapıyı açan bir anahtar yoktur diyerek yeryüzü hikayemiz için bir paket program olmadığını söyledi Maxim Rodinson. Giriş yazısı oldukça derli topluydu ve samimi bir ifadeyle oryantalist olmadığını, İslam dünyasına üst bir dille hitap etmediğini, bundan kaçındığını gördüğünü söylemekte ve tahlil etmekte de asla çekinceli davranmadığını söyledi. Harika bir giriş yazısı olduğunu söyleyebilirim. Maxim Rodinson, Roger Grady gibi Fransa'da Marksizmin temsilcilerinden biri ve biz solu modern dünyanın vicdanı olduğunu unutmayarak okumalıyız bu kitabı. Özellikle emeğin ve ezilenlerin yanında ve ekonomik olarak adalet talebiyle son yüzyılın vicdanlı sesleri olmuşlardır. Kapitalizmin İslam dünyasında mülkiyet, miras, serbest piyasa, rekabet ve girişimcilik bağlamında ana kaynakları tarafından asla engel olabilecek bir zemini olmadığından bahsetti. Mülkiyetin var olduğunu, mirasın var olduğunu ve ayetlerle nasla bunun sabit olduğunu, peygamberin uygulamalarında serbest piyasanın, rekabetin ve girişimciliğin asla reddedilmediğinden bahsetti ve hitabın genelde bireye olduğu atfını yaptı. Faizin özellikle nasla haram kılınmasına rağmen Hile-i Şeriye'nin meşruiyet sorunu için bir çözüm olarak kullanıldığını geleneksel dönemlerde gördüğünün altını çizerek öğreti sapmalarına izin vererek temel ilkeye bağlıymış gibi görünen doğrular üretti diyor. İslam'ın ana kaynaklarının hitabıyla geleneksel dönemdeki yorumları arasında farklı atıf yaparak geleneksel algının üretmiş olduğu din dilinin kapitalizmin üretmeye engel bir zemini olduğunu, kaderci olmasıyla, olağanüstülüğe atıf yapmasıyla, us yerine imanı tercih etmesiyle ve kırsalın hakimiyetiyle aslında geleneksel din dilinin, bütün dinlerin geleneksel yorumlarının kapitalizme izin verecek bir zemin olmadığından bahsetti. Aslında dinin ana kaynağından ideolojik bir yorum netliği bekliyor olması beni şaşırttı diyebilirim. Belki uygulamasında bir netlik beklenebilir, bir sistem oluşturabilme ve gerçekle teması açısından. Fakat öğretinin kendisinde böyle bir netlik görmediğine çok fazla atıf yaptı. Kapitalizmin Weber'e atıf yaparak şehirleşmeyle, parayla, sermayeyle, usçulukla arasındaki ilişkiyi çok fazla kurarak aslında bütün dinlerin bunlara bakış açısının kapitalizme zemin olup olmama konusunda ayırt edici özellik olduğundan bahsetti. Weber'in Hristiyanlık ve kapitalizm arasındaki ilişkiyi çok iyi tahlil ettiğine atıf yaparak bütün dinlerin ve inançların kapitalizm gerçeğiyle yüzleşirken Hristiyanlığın geçirmiş olduğu aşamaları geçirmeye mahkum olduğunu, çünkü ekonominin reddedilemez bir gerçek olduğu ve bu gerçekle temasta dinlerin dönüşmek zorunda kalacağından bahsetti. İslam dininin indiği ilk dönemlerde usla iman arasında hiçbir ayrım yapmadığından ve özellikle söylemleri güçlendirebilmek için insanlık tarihine atıf yaparak bir delillendirme yapmasını hatırlattı Maxim Rodinson ve peygamber Mekkelileri vahşi usçuluğuna karşı uygar bir usçuluk koyuyordu karşısına. Bu uygarlığı da bütün insanlık tarihindeki dinin hitabıyla kendi söylediğini eşleyerek, delillendirerek yapıyordu. Daha sonraki yüzyıllarda geleneksel yorumlarda usçulukla iman arasında bir tercihte bütün İslam dünyasının imanı tercih ettiğini, fakat orta çağın hakim olduğu dönemde bu yorumun geçerliliğinin olduğundan çokça bahsetti Maxim Rodinson. Özellikle sihir, büyü ve kaderciliğin kapitalizm önündeki en büyük engel olduğundan bahsederek geleneksel yorumların bu ana arter üzerinden kapitalizme elverişli olmadığından ve İslam'ın aynı Tanrı'ya inanmayanları aynı kurallarla yargılamadığından atıf yaparak kültürel çoğulculuğu kendi bünyesinde bulunduran bir medeniyet inşa ettiğinden
bahsetti. İslam ülkelerinin kapitalizmle bireysel olarak, kültürel olarak özdeşleştirilemeyeceği ama modern zaman diliminde bunun devlet kapitalizmi eliyle İslam dünyasında yapılmaya çalışıldığını söyledi. Ve İslam'ın geleneksel yorumunun şiddetle kapitalizme karşı olduğunu mesela Ebu Zer'i devreye sokarak İslam'ın kapitalizmle ne kadar bütünleşemeyeceğine dair delilleri kendi bünyesinden bulup çıkardığını söyledi. Batı'nın kapitalizmin yeşerebilmesi için ana unsurların çoğunu kendi bünyesinde bulundurduğunu, diğer ülkelerin ise böyle bir zemini olmadığından bahsederken, diğer ülkelerin bu karşılaşmanın bedelini ödeyeceklerini, yaşadığımız dönemin aslında bu bedeli ödemenin tarihi olduğundan bahsetti. Ve özellikle İslam ülkelerinin neden kapitalizm karşısında direnemeyip sömürge oldukları, kapitalizmle karşılaştıklarında vermiş oldukları patolojik tepkileri sorgulayıp İslam dünyasına da birçok soru hediye ettiğini söyleyebilirim. Kitap boyunca bize ilahi söylemlerdeki ideal düzeyin yaşamda pratiğe geçmediği müddetçe hiçbir değeri olmadığından, kendisinin şiirin o büyülü dünyasına kendisini teslim etmeyeceğinden, gerçeğe atıf yapmaktan vazgeçmediğinden bahsetti ve kitabın en sonunu da gerçeğe atıf yapan iki ayete işaret ederek bitirdi. Bu ayetler Müslümanların deyimiyle Meryem oğlu İsa'nın "Gerçeği öğrenin ve gerçek sizleri özgürlüğe kavuşturacaktır" ayetiyle Kur'an'dan bir ayeti ekledi ve boş varsayımın, yani zannın hiçbir biçimde gerçeğin yerini tutamayacağını söyledi. Gerçeğe atıf yaparak insanın yaşamsal güdülerinin ne kadar önemli olduğunu ve bunun adaletli bir şekilde cevaplanması gereken bir zemine insanların ihtiyaç duyduğunu ve bunu hangi ideoloji, inanç, toplumsal algının buna cevap üretebildiğinde büyük bir teveccüh kazanacağından bahsetti. Kitabın sonlarına doğru girişteki gibi çok samimi bir şekilde Marksizmin aslında ideal bir dünya tasavvuru için bir basamak olacağından, böyle değerlendirilmesi gerektiğinden, sanat da dahil birçok sosyokültürel alanın aynı materyallerle ele alınmaması gerektiğinden, başka bir parametreyle ele alınması gerektiğinden bahsederek sık sık aslında büyük resme atıf yaptı. Ve bu büyük resmin içerisinde Marksizmin hangi unsurlarla bulunduğuna dair hatırlatmalarda bulundu. Bu bir ideolojik bakış açısı için önemli bir açılım aslında. Ve bize İslam dünyasının ana parametreleriyle, ana kaynaklarıyla kapitalizme asla karşı unsurları kendi bünyesinde bulundurmadığı ama geleneksel yorumların kapitalist zemini oluşturmaya izin vermeyecek unsurları kendi bünyesinde bulundurduğundan bahsetti. Ve bu yüzleşmeyi İslam dünyasının da acımasız bir şekilde yaşayacağını ve yakın tarihte bunu yaşarken oluşacak sorunlara mahkum olduğundan bahsederek Hristiyanlığın geçirmiş olduğu bütün aşamaları nihayetinde geçireceğini hatırlattı. Bize İslam ülkelerindeki kapitalizmle karşılaşmanın aslında İslam ülkelerinde var olan bir yorumla mütevazı bir şekilde Marksizmin İslam dünyasında neşvi neva bulacağına dair ümidini seslendirdi. Maxim Rudinson'un bu kitabını rahatlıkla düşünsel değerini koruduğuna inanmakla beraber pratik değerini 1980 sonrası İslam dünyasının almış olduğu şekil ve yolculuğu da göz önünde tutarak pratik değerini yitirdiğini söyleyebilirim rahatlıkla. Fakat önemli bir başyapıt olarak kalacaktır şüphesiz. Bize Weber'e işaret etmesi ve kapitalizmle insanın vazgeçilmez ana arterlerinden biri olan ekonomik yönüyle yüzleşmemizi sağladığı için önemli bir parametre. Okuyarak ve dinleyerek eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşça kalın efendim.